Şu anda Ünal ailesinin evindeyiz. Kendilerine misafir olduk burada. Hakikaten bu açıdan kendilerine çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Kendileri evlerinde bizim tavsiyelerimize uyup özel bir kür uygulaması yaptılar. Şimdi bunun sonuçlarını, neticelerini, niçin bu kürü uyguladıklarını kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Yıldız Ünal. Oğlum Emrah Ünal, eşim Kenan Ünal. Evet. İşte ev hanımıyım. Evet, İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorum. Şimdi Emrah yaklaşık olarak 27 yaşında, Evet. iktiyozis hastası. Evet. Hastalık nasıl başladı? Şimdi hocam doğduğunda normal bir çocuk olarak doğdu. Anlaşılmıyordu. 1 aylık, 2 aylık olduğunda derisi kabuklanmaya başladı. Balık pulu. Balık pulu şeklinde. Balık pulu şeklinde oluşmaya başladı ve ben devamlı götürdüğüm doktorum vardı, çocuk doktoru, ona götürdüm. Hatta bana o sürekli balık yağı sür dedi. Yağ olsun her tarafı, cildi yağlansın diye. Biz bunu 2-3 ay kadar sürekli her gün balık yağı ile yağlıyorduk. Evet, duygularınız nasıldı o Hiç. dönemde? Ya tabii ben çok üzüldüm babama benzediği için. Ben Evet. babamdan bildiğim için. İktiyozis hastalığı genetik geçişli. Evet. Ailede var. Evet. Babanızda var Evet, galiba. babamın dayısının çocuklarında, halamın oğlunda. Oldukça yaygın. Evet. Babanızda nasıldı rahatsızlık? Babamın da kol ve bacaklarında vardı, Emrah'ın bütün vücudunda vardı. Evet. Hı. Emrah şimdi yaklaşık olarak 27 yıldır Evet. bu rahatsızlığı çekiyor. Ne tip tedaviler uyguladınız İşte ona? cilt uzmanlarına götürdüm. Genetik olduğunu, hiç geçmeyeceğini söylediler. Bana sürekli nemlendirici kullanmam gerektiğini, küvete atılan yağlı şeyler, ilaçlar, vücuda sürülen nemlendiriciler. Bunlar tamam, rahatlatıyordu. Cildi düzgün yapıyordu, güzel yapıyordu ama bıraktığın zaman da Evet. şey yapıyor, tekrarlıyor geri ve Tekrarlar. kışın, en çok da kışın. Öncelikle kaşıntı geçti. Hemen ilk kullanmaya başladığımızdan itibaren vücudumda bir rahatlama oldu. Yumuşama olmaya başladı. Beni en çok rahatsız eden zaten kaşıntıydı. Kaşıntının kesilmesiyle birlikte bayağı bir rahatlamış hissettim vücudumu. Saçlarımda kepeklenme olurdu. Yani saçlar sürekli kaşınırdı aynı şekilde. Saçlarımda bayağı bir buralarda mesela çatlaklar, çizgisel Kıvamlar, şekilde balık sırtı şeklinde. çatlaklar, balık sırtı Kıvamlar da şeklinde kabuklanmalar vardı. Onlar geçti. ellerin üstünde. Kaşıntı olurdu işte. Böyle yapınca mesela Dökülür. dökülürdü yani. Evet. Gözle görülür bir şekilde dökülüyordu. Şu anda hiçbir şey yok. Ellerin üstü nasıl Emma? Şu anda elleri tertemiz. Hiç Evet, ellerimin yani üstünde de şöyle ben oluyordu. kendi elimi de göreyim, kamera Şurada göstersin. Hiçbir şurada. fark yok Evet. yani. Ellerin nasıldı Emrah daha önce de? Ellerimde de yine aynı şekilde Yuvarlak yuvarlak kabuklanma. kabuklanma olurdu. Ellerim kaşınmıyor genelde ama ellerde kabuklanmalar daha çok olurdu. Yani direkt nüfus olduğu için havayı aldığı için kabuklanma bariz bir şekilde daha çok oluyordu. Kabuklanma, pullanma, Tabii ki. dökülme çok daha Aynen. fazla oluyordu. Kesinlikle. Şu anda bunu gördüğünüz gibi şu anda kürü uyguladıktan sonra hastanın ellerini sağlıklı bir elden, sağlıklı bir ciltten hiçbir farkı yok yani. Çocuğumun bu hastalıkla olan şeyinden üzüldüğüm için, yani benim çocuğum niye böyle oldu diye ona çok kahrediyordum. Depresyon ilaçları almaya başladım. Ve 3 aydır yüzüm gülüyor, inanır mısınız? Gülüyorum yani, gerçekten size çok dua ediyorum. Ve Emrah şöyle yanımıza gelip oturduğu zaman, kalkıp gittiği zaman oturduğu yer bile kepek içindeydi. Evet, aşırı bir Evet. pul dökülmüş. Böyle sırtlarını, böyle saçından sırtlarına, bu omuzlarına, bu üstüne giydiği bütün kıyafet, ben üzerinden bile çıkartıp çocuğumun günde kaç kere sirkelediğim oluyordu. Süpürdünüz. Hatta bana bazen bu kızardı. Anne niye bu kadar ev süpürüyor? Oğlum dökülüyor, görmüyor musun derdim. Döküldüğü için süpürüyorum derdim. Evet. Yüzü böyle kepek kepek. Yüzüne baktı mı insanlar anlıyordu yani. Kulakların içi buraları kir gibi duruyordu. Bu şeyleri sanki kir. Hatta ilkokulda bir gün beni hocası çağırdı. Ben hem de nasıl böyle çok titiz bir insandım. Yine de titizim. O zaman daha çok. Dedi ki bana, Yıldız Hanım dedi hoca öğretmene, yani siz dedi Emrah'ın üstüne başına çok özen gösteriyorsunuz. Çok temiz, çok tertipli geliyor ama dedi buralarını sanki iyi temizlemiyorsunuz dedi bana. O zaman dünyam yıkılmıştı, demiştim ben öğretmene, anlatmıştım bunda böyle böyle bir cilt rahatsızlığı var ondan oluyor diye. Ama onlar hep geçti, şimdi bakın normale döndü. 3 aydan beri Allah'a şükür benim yani yüzüm güldü açıkçası. Önceden yüzüm gülerdi ama içim gülmezdi. Şimdi içimle birlikte yüzüm de gülüyor.